Ne olabilir ki? Belki de dürüm yeteneğini kaybetmiştir. Ya da radyoaktif bir dürüm tarafından ısırılmıştır ve süper kahramana dönüşmüştür. Saat gece yarısı 12. Dükkanın hala niye açık? Belki bu saatte birinin canı beyaz peynir çeker. Belli mi olur? Hanım kovdu değil mi evden? Maalesef. Çabuk açın kapıyı. Çabuk! Ne oluyor? Kadriye! Sen de duyuyor musun? Kapıyı kırıyorlar! Şşt! Kadriye! Yoksa yine kulaklıkla mı uyudun? Fırında mücver için gerekli malzemeler, doğranmış 4 adet kabak, 1 tutam maydanoz... Yemek tarifi dinleyerek uyumak da nereden çıktı? Ah! Dürümcü Bedri! Hey millet, sipariş geldi! Bu saatte dürüm kim söyledi? Kimse sipariş vermedi Remzi. Yardıma ihtiyacım var. Yoksa radyoaktif bir dürüm tarafından mı ısırıldın? Hayır, daha da kötüsü. Dükkanımda korkunç şeyler oluyor. Muhterem dedektiflere ihtiyacım var. Muhterem mi? Muhterem mi? Ya işte sizin şu Necati ile ikiniz muhterem dedektif değil misiniz? Hayır! Muhteşem! Muhteşem! Ne oluyor? Karnım mı zil çalıyor? Ne? Ha telefon. Alo. Ne? Muhteşem dedektiflere ihtiyaç mı var? Hemen geliyorum. Dur bir giyineyim önce. Wow. Necati, sırf bu borudan kaymak için burada mı yatıyorsun geceleri? 2 haftadır sizinle mesaiye çıkıyorum. Biriniz de fark etmedi. Sanki görülmeyecek şeyim. Dedektiflik büromuza hoş geldin Bedri. Resmi anlamda ilk müşterimiz sensin. Resmi olarak mı? Herhalde resmi. Al işte bak. Hatta bu da anneannemin resmi. Güzel kadın. Bize dükkandaki korkunç olayları anlat. Ama bütün detaylarıyla istiyoruz. Evet, detaylı istiyoruz. Mesela dürümleri tek lavaş mı, çift lavaş mı yapıyorsun? Tamam, her şeyi baştan anlatacağım. Bu sabah aslında her sabah gibi çok sıradan başlamıştı. Dükkana geldim, kepengi açtım, sonra kapadım, sonra bir daha açtım. Uğur olsun diye 4-5 defa açar kaparım. Ben de bilgisayar takılınca kapatıp açıyorum. Sonra yanımdaki dükkanı işleten rakip dürümcü Sedat'la klasik müşteri kapma oyunlarımızı oynadık. Müşterileri mi kapıyorsunuz? Evet, tam olarak öyle. Mesela canı dürüm çekmiş olan bir müşteriyi aynı anda ikna etmeye başlıyoruz. Dürüm istediğini nasıl anlıyorsunuz? Canımız dürüm istiyor diye mi bağırıyorlar? Yo. Biz müşterinin gözünden anlarız. İstiyorlar belli yani. Neyse. İşte müşteriyi kapmak için uğraşıyoruz. Ben daha iyi ikna ediyorum. Dürüme sevgimi kattığımı söylüyorum. Müşteri de sonunda ikna oluyor, bana geliyor. Sosyal ilişkilerim her zaman iyi olmuştur benim. Sosyal ilişkileri iyi. Bunu not ediyor. Remzi daha iyi bir dedektif galiba. İleride kıskanabilirim. Ben de bunu not ediyorum. Neyse işte ben müşteriyi kapınca Sedat bir bozuldu. Zaten her gün böyle bozuluyor. Ne yapayım, bende de esnaf ışığı var. Benim evde de gece lambası var. Karıştırma lambayı. Neyse işte. Sonra akşam oldu. Dükkan kalabalık, işler güzel gidiyor yani. Ben de çocuklu aileler geldiklerinde çocuklarını bıraksınlar diye bir tane oyun odası yapmıştım. Çocuklar oyuncaklarla oynuyorlar falan. Bir de böyle küçük bir sahne yaptım. Robot oyuncaklar dans edip şarkı söylüyor. Ay çok güzelmiş. Biz de gidelim Remzi. Ben de o sırada gelen siparişleri hazırlıyordum. Ne sipariş vermişlerdi? Bırak şimdi siparişi Necati. Bir tane 1,5 Adana, bir de kaşarlı sucuk dürüm. Of, ne diyorsun? Devam et sen Bedri. Bırak sucuğu. Sonra birden müşteriler korkuyla bağırıp dükkandan kaçtılar. Ben de işi gücü bıraktım ne oluyor diye etrafı kolaçan ettim. Sonra birden elektrikler gitti. Biri faturayı yatırmamış. Karanlıkta birkaç tane gözüm bana baktığını gördüm.
Hepsi birden üzerime gelmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemedim. Çok korkmuştum. Hemen motosiklete atladım ve buraya geldim. Elin boş mu geldin? Kaşarlı sucuklu dürüm getirseydin bari. Baba, bana da macera var mı? Yok evladım. Anca bize kadar. Evet Şakir, buradan sana iş çıkmaz. Sen sıkıcı bir şekilde evde oturup duvarlarla sohbet edeceksin. Geçen gün denedim zaten. Hiç keyifli değil. Son dakikada topu aldım, üçlük attım ve maçı kazandık. Cemşitlerin suratını görmeliydin. Tam bir şapşal. Sen beni dinlemiyor musun? Duvar gibisin. Bir tepki ver bari. Ben kime konuşuyorum iki saattir? Duvarım ben, duvar işte. Allah, konuşamam. Aa, konuştum. Baba, lütfen ben de maceraya katılayım. Tamam oğlum, tamam. Sabah saat tam 8'de herkes burada olsun. Operasyona başlayacağız. Şimdi gidip yatalım. Baba, sabah oldu. Saat 07:59 zaten. O zaman yatmayalım. Bir dakika kalmış, bekleyelim. Evet, bekleyelim. Bu sırada da zaman geçsin diye yakalamaca oynarız. Yakalamaca uzun sürer. Evet, uzun sürer. İsim şehir. İsim şehir için kalem lazım. Odama gidip gelsen bir dakikadan fazla sürer. Etrafa bakalım. Ben şu lambaya doğru bir bakayım. Tamam, ben de yere bakacağım. Demin bir karınca vardı. Şakir, biz de seninle lömpen dansı yapalım mı? Mantıklı. Lömpen. Tamam, saat 8 oldu. Gidebiliriz. Lömpen. Oğlum Şakir, sen mahalle sakinlerine sorular sor. Ne sorayım? Kışın çorapla mı yatıyorlar bir sorsana. Hayır, bırak çorabı. Dünkü olayla ilgili bir şey gören duyan var mı? Bunu sor. Emredersiniz. Ne oldu Bedri Usta? Bu dedektifleri niye tuttun? Belki de dürüm raporu yazacaklardır. Çok komiksiniz. Hadi hadi içeri girelim biz. Affedersiniz. Dün gece burada yaşananlar hakkında bir bilginiz var mı? Bir bilgim yok. Hem benimle ne ilgisi var? Bana bulaşmasınlar yeter. Teşekkür ederim. Abi, kargomuz geldi. Ne o? Pille çalışan küçük vantilatörler işte. İyi. Of! Bitmiş burası. Çok zarar var. Sigortada karşılamaz. Necati, abartma sen de. Artık burayı bir an önce toparlayayım. Akşam gelecek müşteriler için hazırlanmam gerek. Burası da çocukların oyun alanı. Hua! Top havuzu! En sevdiğim! Hua! Muhteşem bir eğlence. Bu robotlar da çok garip bakıyormuş. Muhteşem dedektifler. Evet, ta kendisi. Sizden isteğim bu geceyi burada geçirmeniz. Soğan kokacağız desene. Bedava dürüm yiyebilir miyiz? Evet, istediğiniz kadar. Ancak gözünüzü dört açmalısınız. Bu olayı kimin yaptığını çözmelisiniz. Şimdi gelin size güvenlik odasını göstereyim. Muhteşem dedektifler iş başında. Keyif dolu bir atlayış geliyor. Çocuklar, bu akşam her şey yolunda gitti. Ama siz gece burada kalıp sıra dışı bir olay oluyor mu kontrol etmelisiniz. Evet. Daha bütün dürüm çeşitlerini denemedim. Mesela süpürgeli çöp şiş var daha sırada. Öyle bir yemek yok menüde Necati. Sen süpürgeyi rahat bırak. Neyse ben gidiyorum. Hadi size kolay gelsin. Baba, ben de bütün mahalledeki herkese sordum. Kimse neler olduğunu bilmiyor. Tanju abiye sormadım bir tek. O da arabalara havlıyordu o sırada. Bunu niye yaptığımı bilmiyorum. Hav. Evet. İlk iş olarak bu monitörün arkasına bakalım. Yok. Bence ilk iş olarak dün geceki kamera kayıtlarına bakalım. İşte buldum. Dün akşamki görüntüler. Her şey normal gözüküyor. Şimdi de elektriklerin kesildiği an. Bu kadar mı yani? Biz de bir şey göremiyoruz. Ne işimize yarayacak ki bu görüntü? Çöp şiş bir harikaydı. Ben gidip bir de kaşarlı pide yapayım kendime. Bir dakika. Gece görüşü özelliği var bu kameralarda. Eğer dün geceki görüntüde o özelliği açarsam neler olduğunu görebiliriz. Bunlar da ne? Bunlar çocuk oyun alanındaki şarkıcı robot kuklalar. Ama onlar robot. Canlı değiller ki. Bu imkansız. Evladım, çık dünkü kayıtlardan. Şimdiki kameraların çektiğini göster. İşte robotlar duruyor orada. Kıpırdamıyorlar. O ne? Robotlardan biri yerinde yok. Kaşar ve lavaşla yapılabilecek bütün kombinasyonları yaptım. Daha başlayalım.
başka ne yiyebilirim acaba? Merkezden Necati'ye çabuk oradan çık ve güvenli bir yere git. Yürürler Örünç. Necati'den merkeze. Benden çay herkese. Necati şakanın sırası değil. Robotlardan biri harekete geçti. Yerinde yok. Dürürük anlaşıldı. Ne? Nerede oğlum bu robot? Çabuk diğer kameralara bak. Burada yok. Burada da yok. Bakayım burada mı? Hayır hiçbir yerde yok. Bunu da geçerim. Bir dakika bir dakika. Bu da yerinden oynamış. Eski yerinde durmuyor, uzaklaşmış. Ben bu kadar korkmaya dayanamam. Şakir evladım, ben burada bayılıyorum. Hadi öptüm. Eyvah, neler oluyor burada? Ben bu kadar macera beklememiştim. Baba, uyan çabuk. Aradığınız babaya şu an ulaşılamamaktadır. Acaba bana doğru mu geliyorlar? Neredeler? Neredeler? Nasıl geldi buraya? Tam çıldırmalık. Evet, evet. Ben de o yüzden bayıldım. Ay. Bu da kim? Ne yapacağım şimdi? Geliyorlar. Kimin gözleri bu? Bir dakika. Gece görüşü olması lazım. Necati abi. Başı dertte. Baba uyan. Gitmeliyiz. Korkunç şeyler olmayacağını garantisini verebilir misin? Hayır. O zaman gelmiyorum. Burada tek mi kalacaksın? Daha mı iyi? Hey anneciğim. Geliyorum. Her şey kafada bitiyor baba. Hayalet diye bir şey yoktur. Hayalet yoksa o kadar korku filmini nasıl çekiyorlar? Onlar makyaj ve özel efekt. Makyaj mı? Ruj mu sürüyorlar hayaletlere? İşte geldik. Necati abi bu odada olmalı. Bu vantilatör. Pilli vantilatör bu. Oğlum şimdi serinlemenin sırası değil. Çabuk kaçalım. Geldiler. Ben bayılıyorum. Hadi görüşürüz. Dur dur beni bekle. İki kişilik bayılalım Remzi. Takım halinde. Oy. Yangın var. Yangın. Yandaki dürümcü dükkanı yanıyor. Ne oluyor? Ne? Tam da düşündüğüm gibi. Alo. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Yangın mı? Hani nerede yangın? Yangın nerede yangın? Neresi yanıyor? Neresi yanıyor? Yangın falan yok burada. Çocuk niye yangın var dedi. Herkes ellerini kaldırsın. Kıpırdamayın. Ne oluyor? Şakir neler oluyor burada? Sizin dükkanınıza girip müşterileri korkutan canavarları buldum Bedri abi. Sen dürümcü Sedat. Seni komşu dükkana gidip zarar vermekten ötürü tutukluyorum. Eyvah! Şimdi dürüm kariyerim bitti işte. Nefes alamıyordum az kalsın abi. Yetti canıma. Evlat bizim olduğumuzu nasıl anladın? Bu küçük vantilatörü düşürmeyecektiniz robot bey. Vay! Demek olayı böyle çözdün ha? Aferin sana küçük dedektif. Dedektif değil, dedektif. Hatta muhteşem dedektif. Her zaman tatlı bir rekabetimiz vardı. Ama bu sefer çok ileri gittin Sedat Usta. Ne yapayım? Kimse dürümlerimi sevmiyor. Şakir, babanlar nerede? İyi hatırlattın. Sence korkunç olaylar bitmiş midir Necati? Ben birkaç saat daha gözlerimi açmayacağım. Bu çok iyi geldi bana. Baba, hadi kalkın. Her şey yolunda. Şakir, bitti mi her şey? Süper. İmdat! Ben de imdat! Bizimkiler yukarıda piknik yaparken bizim bu mağarada ne işimiz var canım? Belki bu mağaranın içinde bir adet tarih öncesine ait dinozor fosili bulabiliriz. Bence bulamazsınız. Sen öyle san. Bak duvarda tarihi yazılar var. Keşke herkes Necati kadar muhteşem olsa. Bence pek tarihi bir yazı değil. Necati abi yazmış herhalde. Peki bu parlayan şey ondan bir şey çıkar mı? Evet. Bunca zaman burada kalıp parladığına göre çok değerli bir taş olmalı. Eğer çok önemli bir taş olsaydı havaya doğru tuttuğunda arkasından ışıklar çıkar ve korkutucu bir koro sesi gelirdi. Evet çok değerliymiş. Şakir topu bana yolla da bir hareket göstereyim sana. Yakala baba.
Nasıl hareket ama? Topsuz hareket yapacaksan niye topu istedin ki? Rakiplerimi şaşırtmayı severim. Verin verin, ben de bir hareket yapacağım. Çok güzel patlattım ama. Hey, bakın ne bulduk. Vay, havalı bir taşa benziyor. Ay ne de güzel parlıyor. Bakın, patlak toptan şapka yaptım kendime. Sen de küçükken böyle yapar mıydın Şakir? Ben küçüğüm zaten. Şaka yapıyorsun. Sen benden büyük değil miydin? Kapu kapu, yüksek sesle bağırmak. Bu çok iyiydi Necat abi. Beni övün, herkes beni övsün. Yeter artık, burada hiçbir şey çalışamayacak mıyım? Keşke ıssız bir adada olsaydım. Biraz daha sucuklu yumurta var. Kim ister? Ben. Necati'nin sesi miydi o? Evet. Necati'nin hayaleti geldi eve. Sucuklu yumurta sihri yapmadan gitmiyormuş. Benim ayağımı kim ısırıyor? Sucuklu yumurta derhal gelmezse her 10 dakikada bir herkesin ayaklarını ısıracağım. Çabuk şuna yumurta verin. Ayaklarım yeniyor. Necati, çık çabuk masanın altından. Düzgün otur şu masaya. Kızarsın diye saklandım Kadriye, sürekli sizdeyim ya. Ay ne yapayım, kovuyorum gitmiyorsun. Evet gitmiyorum, sen de haklısın. Canan nerede? Kapısını da o kadar çaldım halbuki. Canan bu saate kadar uyanmadı öyle mi? İnanmam, gidip kendi gözlerimle görmem lazım. Canan. Ha? Anne, baba, Canan burada yok. Canan. Nasıl yok? Nereye gitmiş olabilir ki? O bulduğu mücevheri hiç gözüm tutmamıştı zaten. Belki o bir şey yapmıştır. Bu gizemli olay karşısında ne yapmalıyız peki? Seçenekleri sunuyorum. A. Mirket'e gidelim. B. Kendi kendimize çözmeye çalışalım. C. Ben C şıkkı mıyım yani? En son seçenek ben miyim? Bence sevinmelisin. Çünkü seçenekler arasında adım vardı. Bana kalsa lömpen lömpen dansı yapmalıydın. O bahsettiğiniz mücevher bana bir şeyleri hatırlattı. Çabuk bana yardım edin. Şu kitapları indirip aramaya başlayalım. Mutlaka bu mücevherle ilgili bir bilgi olmalı içlerinde. Buldum. İşte burada. Kitap değil o, dürümcü broşürü. Ver bakayım anlarız. Evet doğru, dürümcü broşürü bu. Buldum. Bakın buradaki resim mücevhere tıpatıp benziyor. Bakabilir miyim Şakir? Teşekkür ederim. Haklısın. Bu Maya mitolojisindeki sihirli mücevher. Adı da Kartal Gözü. Efsaneye göre bu mücevhere sahip olan her kimse dilediği her şey olurmuş. Mücevher de Canan'la gittiğine göre geriye tek çaremiz kalıyor. Evet, o da dürüm sipariş etmek. Ay! Broşürde kaldı telefon numarası. Burada bir şey daha yazıyor. Kartal Gözü'nden bir tane daha varmış. Bu iki taş daima birbirine gitme eğilimi taşıyormuş. Peki diğer taş neredeymiş? Okyanusta Bıcı Bıcı adlı ıssız bir adada. En son burada görülmüş. Mücevher Canan'ı oraya göndermiş olmalı. Kesinlikle. Oraya gitmenin bir yolunu bulmalıyız. Bunu yapabilecek birini tanıyorum sanırım. Düşün peşime. Düştüm ama peşine değil. Uşaklar, İşte çocuklar, size bahsettiğim usta kaptan. Dursun. Evet, bence de Dursun. Dur artık. Remzi, hoş geldin. Hoş bulduk Dursun kaptan. Bunlar komşularım ve oğlum. Merhaba Tayfa, ben kaptan Dursun. Merhaba, ben de Fidan Necati. Merhaba kaptan abi. Baba, bu kaptan biraz garip gibi değil mi sence de? Bu kim Remzi? Yeni bir çomu. Kaptan Dursun benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi kaptandır. Söyle bakalım Remzi, hangi rüzgar attı seni buralara? Lodos. Mümkün değil. Lodos güneyden eser. Dur şimdi, bırakın Lodos'u Meltem'i. Evet, Karayel'e gelelim artık. Karayel mi? Tayfa, çabuk gel, kendini açın. Eyvah, kaptan çıldırdı. Bir şeyler yap baba. Şşt, Dursun kaptan. Bizi ıssız bir adaya ulaştırman lazım. Bu çok önemli bir görev. Kızımın hayatı tehlikede olabilir. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Hangi adaya gidiyoruz? Salih Bey, bir daha adayı gösterebilir misiniz? İşte kaptan, burası. Bıcı Bıcı Adası. Aferin, güzel rota çizmişsin. Beni de çizsene bir ara, yakışıklı olsun şöyle. Ya da çizmesi açık çok kötü bugün. Hadi atlayın güverteye.
Bizi ne kadar sürede oraya götürebilirsin kaptan? Yaklaşık 7 saniye. Yok artık. Bu mümkün değil. Bıcı Bıcı Adası büyük okyanusta. Gerçekten de bizi 7 saniyede götürebilir misin Dursun? Elbette. Hadi götür o zaman. Gerçekten de geldik. Vay canına. Bu kadar çabuk geldiğimize inanamıyorum. İşte geldik. Dursun kaptan şimdi de bizi 7 saniyede dürümcüye götürür. Götüreyim mi? Bak götürürüm ha. Hayır. Buraya Canan'ı kurtarmak için geldik. Onu almadan hiçbir yere gitmiyoruz. O zaman ben gidip geminin orasını burasını kurcalayayım. Burası da ne böyle? Gemi gemi değil, uzay gemisi sanki. Oo, kaç vites acaba bu gemi? Şu kol vites koluna benziyor. Çekelim. Kesin Necati abi bir şey yaptı. Kesin ben bir şey yaptım. Nasıl kaptan köşkünü izinsiz girersin sen? Bilmiyordum. Kaptan köşkünü izinsiz yemedim ben. Bir saniye. Bu davul sesleri de nereden geliyor? Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Yakından olsa hiç hoş olmaz. Dandırı dandırı. Sanırım bu oda sandığımız kadar ıssız değil. Bakın yerliler. Hadi yakalayın şunları. Hadi durmayın. Kaçın. Koşun daha hızlı, yaklaşıyorlar. Koşuyorum komutanım. Aç karnına koşamıyorum. Bizden kaçabileceğinizi mi sandınız? Ya ben bir ara sanmıştım. Sonra sanmadım. Sonra tekrar sanmaya başladım. Sonra yine sanmadım. Sanmak kelimesi çok ilginç değil mi? Hadi bunları götürelim. Ne yapmamız gerektiğine liderimiz karar verecek. Buradan çıkmamız lazım. Biz bu haldeysek Canan kim bilir ne haldedir. Ne yapıyorsun sen Necati abi? Beyin güçlerimle kafesin borularını bükmeye çalışıyorum Şakir. Gitti canım gibi. Hepsi bu fil yüzünden. Üzerime gelme kaptan. Seni de bükerim, beynimle görürsün. Bu seslerde neyin nesi bilmem ki. Hey gardiyan. Gardiyan. Bu seslerde neyin nesi? Yeni kabile kraliçemizin taç giyme töreni yapılıyor. Beni burada tutamazsınız. Hey gardiyan, telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Al. Hop. Sağ ol, güzelmiş. Bizi ne zaman buradan çıkaracaksınız? Çıkmaz ayın son çarşambası. Yani 22'si falan mı? Haftaya mı? Dalga geçiyor baba bizimle. Taç giyme töreni bitti. Hadi yürüyün bakalım, kraliçemiz sizi yargılayacak. O kim ki beni yargılıyor? Babam beni yargılamadı şu hayatta. Bir fiske dahi yargılamadı. Umarım bizi serbest bırakır. Siz merak etmeyin. Konuşma işini bana bırakın. Ben halledeceğim. Sayın kraliçe. Ben yalnızca çocuğunu arayan bir babayım. Siz çocuğunu kaybetmek ne demek bilir misiniz? Bilir misiniz? Söyleyin lütfen. Baba. Sözümü kesme oğlum. Kraliçem, siz söyleyin, bir baba kızı olmadan ne yapar? Remzi. Durun, saygıdeğer kraliçe. Baba? Ne var baba? Canan? Canan? Kabile lideri sen misin? Evet benim. Buraya ışınlandığımda yanımdaki mücevheri görüp aldılar benden. Burada başka bir mücevher daha varmış. Sonra da tam beni ejderhaya yem edecek derken bir baktılar ki çok zekiyim ve mantıklı hareket ediyorum. Benim yöneticileri olmam gerektiğini söylediler ve kabile reisi yaptılar. Canan, benim zeki evladım. Zeki evladım dedi. Sen nesin düşün artık Şakir? İnanılmaz bir macera yaşamışsın Canan. Biz de başına bir şey geldi diye çok telaşlanmıştık. Ben de sizi çok özledim. Hemen eve dönmek istiyorum. Buraya nasıl geldiniz? Dursun kaptanın gemisi sayesinde. Yalnız ufak bir kaza sonucu gemimiz kullanılamaz halde. O kolay iş. Muhafızlar, hemen kartal gözlerinden birini getirin. Onları serbest bırakıyorum. Kartal gözü gücü! Ben de artık kabile liderliğini bırakıyorum. Ama olmaz, biz lidersiz yapamayız. Yapabilirsiniz. Siz güçlü bir halksınız. İsterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Öyle mi düşünüyorsunuz hakikaten? Tabii ki. Ve son olarak da şunu yapmanız sizin için iyi olur. Pısır 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 pısır. Pısır pısır mı? Ay pardon, şunu diyecektim. Neyse. Tamam, hadi gidelim babacığım. Canan, ne söyledin onlara? Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Sonra da bunu güzelce kutlayacağız. Oley! Evet, bu yolculuk bayağı bir karnımı acıktırdı. Sen merak
etme Necati abi. O işi ben kartal gözünü geri vermeden önce hallettim. Şimdi gelir siparişler. Hah, geldi işte. Sen aklınla bir yaşa Canan. Dürüm gücü. Bak. Sen yemeyeceksen yerim. Evet yemeyeceksin galiba. Boş boş bakmandan belli. Beraberiz sonuçlanıyor. Şimdi ise penaltılar kullanılacak. Panter gibi bir kaleci olacağım. Bakın şimdi. Harika bir şut geliyor şimdi. Şşş Necati bakmasana elime. Ya gözüm kayıyor Remzi ne yapayım? Kurtardım. Ya elime baktın abicim saymıyorum ben. kurtardım. Oğlum Şakir kapa Necati'nin gözlerini. Bakmasın sağa sola. Aa ışıkları kim kapattı? Baba böyle de olmaz adam hiçbir şey göremiyor. Evet doğru. O zaman ben uzaklara gideyim biraz. Şimdi nasıl görüyor musun? Evet. Şimdi? Evet. Ya bakmasana Allah Allah. Ben bakmıyorum. Gözlerim görüyor. Peki şimdi? Hayır görmüyorum. İyi o zaman. Atıyorum penaltıya. At. Oley. Yine kurtardım be. Başımız dertte. Annem kafasında ışıldakla koşturuyorsa bize kesin misafir geliyor demektir. Ay çabuk. Hemen boşaltıyorsunuz salonu. Hadi altın günüm var benim. Misafirler geliyor. Temizlik yapacağım, kısır yapacağım, börek yapacağım, çay yapacağım. Hadi hala oturuyorlar ha. Ya karıcığım Atari oynuyorduk ama biz. Aa kalkın hadi. Şakir'in odasında oynayın. Hadi canım hadi. Canan kalk kızım hadi soğan hazırla bana. Bayağı elimde Yunan mitolojisi yazan bir kitap var. Ve sen bana kalkıp soğan hazırlamamı söylüyorsun. Sence bu mümkün olabilir mi? 3 saniye içinde mutfakta olmazsan hafta sonu düzenlenen resim sergisine gidemezsin. Sence bu mümkün olabilir mi? Kalmış görsen. Vallahi kısıra bayıldım Kadriye. Bana da tarifini verirsin değil mi? Ay yok vermem. Nasıl ya? Ay vermem işte niye vereyim ayol? Kendin uğraş yap. Aa bu kadar da hazıra konmayın ya. Bu arada ben bu ayki altınımı bırakayım şöyle. Ben de vereyim. Bu da benimkisi. Aa kız Berri bu ne biçim altın? Ya evden alelacele çıktım. Kuyumcuya uğrayacak vaktim olmadı. Evde bir yerde buldum bunu da. Hemen kaptım geldim. Aa iyi de bunda garip bir şeyler yazıyor kız. Bildiğimiz çeyrek altın değil bu ya. Ay yoksa benim Salih'in kazıda bulduğu altınlardan falan olmasın bu? Beyler lig yapıyoruz değil mi? Evet. Sen de oynar mısın Naciye? Oynamam Necati abi. Hem benim adım Naciye değil, Canan. Ama sende Naciye tipi var. Ne demek o ya? Öyle işte. Bayağı Naciye'ye benziyorsun sen. Bak mesela bu çocukta tam Serven. Hani direkt Serven. Başka bir şey olmaz bundan. Ama gidip Şakir koymuşlar. Bu çocukta Şakir tipi yok ki. Bak bunda babasında da tam Kamuran tipi var. Ya Necati sussana azıcık sen. Oğlum ikinci joystick nerede? Aa aşağıda kaldı o ya. E git al gel o zaman. Ben mi alayım geleyim yani? Tamam ya. Ben de Necati'ye benzemiyorum mesela. Abdülmehmet tipi var bende. Abdülmehmet. O ne? Oğlum burası kuyumcuya dönmüş. Baba annemler altın olmuş. Oley be zengin olduk. Hadi gidip bozduralım hepsini. Saçmalama Necati. Ne diyorsun sen? Bugün pazar. Kapalı bütün kuyumcular. İlginç. Bir dakika. Tabii ya. Midas. Evet Midas. Midas derken? Evet burada. Midas dokunduğu her şeyi altına çeviren kral. Ha, bu neymiş ya? Hayır. Sakın o altına dokunma Şakir. Neden peki? Bu altın gizemli. Gizemli mi? Evet. Yunan tanrısı Dionysos, Kral Midas'ın konukseverliğinden etkilenir ve ondan bir dilek dilemesini ister. Son model Atari mi? Hayır. Midas dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini ister ve dileği gerçek olur. Her neye dokunursa dokunsun mu? Evet. Çok zor bir hayatı olmalı. Peki ya burnu kaşındığında ne yapmıştır? Belki başkasına kaşıttırmıştır. Ben burnumu kimseye kaşıttırmam. Bir dakika. Berin teyzenin kocası Salih abi arkeologtu. Belki de bu altının sırrını bize o açıklayabilir. Bu gizemi çözmenin tek bir yolu var. Muh
muhteşem dedektifleriz. Evet, muhteşem. Nerede ya bunlar? Hey, bizi bekleyin. Durun, biz olmadan çözemezsiniz ki bu gizemi. Ya yürüsene Necati. Dur şuradan iki poğaça atayım cebime. Yolluk yaparız. İşte Berin teyzeler burada oturuyor olmalı. Eyvah, gökten yastık yağıyor. Yürü hadi. Oo, bu ne Necati? Atlet Remzi. Kimin atleti Necati? Bu gizemi çözmeliyiz. O zaman süpersonik büyüteci kullanmanın vakti geldi. Pardon, bu değil ya. Dürbünü almışım yanlışlıkla. Nerede bu ya, nerede? Bu kadar eşyayı hangi ara aldık biz? Yoksa bunu mu arıyordunuz? Ha? Midas'ın altını. Sizde ne işi var bunun? Berin teyzeye sormalı asıl. Salih amca, bütün kadınlar altına döndü. Amanın! Çeyrek altın aşkına. Kazılarda bulduğumuz kutuyu saklamak için eve getirmiştim. Ama belli ki sevgili karıcığım dayanamamış ve kurcalamış hemen. Bırak şimdi evliliğinizden bahsetmeyi de bu kötü şanstan nasıl kurtuluruz onu söyle. Bir dakika. Eğer bu altındaki kötü şans tekrar açığa çıktıysa bu demek oluyor ki... Ne demek oluyor? Ya öyle bakmasana ya. Ne var? Ya söylesene. Burnunda bir şey mi var? Altın gardiyanlar geliyor. Madem büyütecimiz yok, dürbünle de işimizi halledebiliriz. Nasıl yani? Şöyle canım benim. Dürbün ne işe yarar? Uzaktaki objeleri yakın göstermeye. Biz de eğer bu atleti uzağa götürüp dürbünle bakarsak yakından incelemiş oluruz. Şu an bende beyin bitti. Tamam. Sen şimdi bayağı bir ileri git bu atletle. Koş 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 koş. Öncelikle bu beyaz bir atlet. Bunda hemfikiriz. İkinci olaraksa iki tane korkunç altın asker görüyorum. Çabuk kaçın, altın askerler bunlar. Kaçın. Buradan gitmemiz gerek, çabuk atlayın. Yakalayamaz ki. Biri burada neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Şimdi şöyle de... Müthişim dedektif olarak hemen söyleyeyim. Bu altın askerler Plüton gezegeninden gelmişler. Besbelli yani. Atletleri bittiği için de bizim atletlerimizi almaya çalışıyorlar. Nasıl çözdüm ama olayı iki dakikada? Bir de seni dinleyelim Salih amca. Geçen hafta Midas'ın evinde kazı çalışmaları yaparken bir kutu bulduk. Ve müzeye götürmek üzere ben aldım. Fakat Berin kutudan çıkarıp gizlenme altına dokunduğu anda mezarın yanındaki altın askerler canlanmış olmalı. Şimdi de altını geri almak için her şeyi yapacaklar. Bu efsanenin gerçek olduğuna inanamıyorum. Tamam işte. Ben de aynısını söyledim ya. Baba. Peki, en önemli soruyu soruyorum. Annemi ve diğer kadınları nasıl eski haline getireceğiz? Bu sorunun cevabı tek bir yerde yatıyor olmalı. Midas'ın heykelinde. Ya birazcık kaloriferi açsanız da dondum arkada. Üçe getir, üçe. İşte geldik. Burası gizemli altını bulduğumuz yer. Necati, bu adam bizden daha havalı gözüküyor. Halbuki biz muhteşem dedektifleriz. Bu olayı biz çözmeliyiz, anlıyor musun? O yüzden de kimsenin beklemediği bir şey yapmalıyız. İşte kimsenin beklemediği bir şey. Biz çok zekiyiz. Ne yapıyor ya bunlar? Siz onları boş verin. Şimdi ne yapacağız? Aşağı inip Midas'ın heykelini bulmalıyız. Havaksı, bizi buldular. Gizemli altını takip ediyorlar. Onları oyalayacağım. Çabuk gidin hadi. Çok ilginç. Bir tür matematik hesaplama yapma aletine benziyor. Üstünde de sayılar var. Vay canına. Eski insanlar çok akıllıymış Remzi. Çocuklar, bakın bakın. Süper bir tarihi eser bulduk. Matematik hesap aygıtı. Baba, hesap makinesi o. Vay canına. Bu eski insanların hesap makinesi mi varmış? Hayır ya. Burada çalışan arkeologlarındır o. Şimdi bırakın onu. Heykeli bulmamız gerek. Yapma ya. Heykel bu. Baba harikasın. Heykeli buldun. Demiştim size. Muhteşem dedektif iş başında. Ne yazıyor? Başka bir dil bu. Açılın. Ben ortaokulda İngilizce okumuştum. Hello. My name is Necati. How are you? İnanamıyorum. Heykeli bulmuşsunuz. Adama bak. Arabayla uçup iniyor. Sonra da heykel filan diyor.
Arabayla deliği tıkadığım iyi oldu. Altın askerleri biraz daha yavaşlatır. Ha? Ne yazıyor? Kim ki Midas'ın altınını yerinden çıkarır, kötü şansı da üzerine alır. Yani? Yani altını geri koymamız gerekiyor. Ne oluyor ya? Araba canlanıyor Remzi. Hayır, altın askerler bunlar. Arabayı ittiriyorlar. Eyvah, ne yapacağız? Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü biz... Muhteşem dedektifleriyiz. Alın siz de bunları, kazmaya başlayın. Bu heykeli gömmeliyiz. Umarım işe yarar. İttir Necati, bütün gücünle ittir. Bugünün kahramanı biz olmalıyız. Çabuk, çabuk, çabuk. Daha hızlı, daha hızlı. Dayanamıyorum. Çekil Necati, geri çekil. Eyvah, geldiler Remzi. Hadi bütün gücünüzle. Herkes bir şeyleri ittiriyor, farkında mısın Remzi? Daha fazla dayanamayacağım. Hayır! Çekilin! Olamaz, arabam! Çabuk, hızlı, hızlı! Evet, başardık, başardık! Vay canına, kötü şansı kaldırdık! Ama benim yeni bir kamyonet almam gerekecek. Neyse, ne yapalım? İkiniz de harikasınız. Teşekkürler muhteşem dedektifler. Asıl biz teşekkür ederiz Salih Bey. İşinizi tutkuyla yapmanızı takdir ettik gerçekten de. Değil mi Necati? He, ondan tabii. Takdir yani, evet. Ya o değil de sen bana bu kısırın tarifini vermiyor musun Kadriye? Vermiyorum Saime. Vermiyorum. Evet, bugün dersimizin adı kahvaltı. Şakir, söyle bakalım kahvaltı nedir? Ha? Annem nerede? Zing! Annem nerede yanlış cevap. Canan, sen söyle. Peynir ve sucuk güreşte kim kazanır? Necati abi, annem yine sorumluluğu sana bıraktı ve ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Evet, bana bıraktı. Şimdi gelin o anı izleyelim. Evet, finale ikiniz kaldınız. Acaba çocukların sorumluluğunu hanginize bıraksam? Abla, benim elim yok. Ben nasıl bakayım çocuklara? Yaşasın! Çocuklara ne zaman ben baksam çok eğlenceli şeyler oluyor. Eyvah! Buzdolabı senin hiç mi elin yok? Evet, sorumluluk bende. O yüzden kahvaltıyı da başkası hazırlasın. Of! Ben sütlü gevrek yiyeceğim. Güzel fikir. Biriniz bana sucuklu yumurta yapabilir mi? Ama yumurtaları ben kıracağım. Çünkü çok zevkli. Ha? Süt kalmamış. Süt mü? Sütlü gevreğe önce gevrek konur bir kere. Ayrıca gevrek de kalmamış. Önce gevrek mi? Saçmalama. Önce süt konur. Oo, sinirli ikili ortamı geriyor. Kulağınızı çekerim bak. Ortamı germek yok. Senin elin yok. Neyle çekeceksin ki? Yüzüme vurmayı bırak artık. Hadi Necati, çocukları markete götürüyorsun. Süt ve gevrek alıp gelin. Çocukların tartışmasına da izin verme. Tamam anne. Ben senin annen değilim. Neyse. İçimde yaprak sarma varsa yiyeyim bari. Önce süt konur. Önce gevrek. Necati abi sen de bir şey desene. Hem sence de bu işte bir terslik yok mu? Ben düz gidince karnım acıkıyor Şakir. Böyle daha iyi. Necati abi biz şimdi gevrek seçmeye gideceğiz. Sen de süt al ama arkalardan seç. Taze olsun. Şöyle en arkaya uzanayım o zaman. Fazla taze oldu bu. Beyefendi bırakır mısınız? Diğer reyonda alışveriş yapıyordum. Tamam tamam. Sen geç bakayım. Şurada bir şişe buldum. Ha? Necati abi nerede? Kesin abur cubur reyonuna gittiğini. Gel biz alalım sütü. Nine ya sıra bende hadi ama. Şşt. Nine'ye laf söylenmez. Şuradan bebe bisküvisi al bakayım. Nine bisküvisi olur sana. Hiç komik değil. Burası neresi? Yoksa yine başımı klozete vurdum ve rüyamı görüyorum. Merhaba. Süt köyüne hoş geldiniz. Ben Safiye. Gezmek ister misiniz? Biz eve dönsek... Süt köyü mü? Bu köyün muhtarı nerede? Ben değilim. Oo, bozuk süt mü belli? Hadi gelin ben de etrafı gezdireyim. Sütten çıkmış ak kaşık da buralarda mı peki? Bu köyde herkes çok mutludur.
İşte çeşme başında oturan iki mutlu süt şişesi. Çeşmeden su mu akıyor, süt mü? Dene de gör. Aa, çikolatalı süt akıyor, inanılmaz. Burada mutlu mutlu halay çeken süt şişeleri. Burada köyümüzün en yaşlı ağacına mutlu mutlu çamaşır asan bir süt şişesi. Burada ağlamaklı filmi mutlu mutlu izleyen süt şişeleri. Anladık, çok mutlusunuz. Ve bence bu biraz garip. Herkes hüzünlenir ve bu normal bir şey. Madem öyle, mutsuz olduğumuz tek konuyu öğrenmek istiyor musunuz? Necati abi, eve dönelim artık. Anneli sorumluluğu bana bıraktı. Ben de şuradaki taşa bırakıyorum. O dönelim derse döneriz. Necati abi, taş hiç konuşur mu? Taş sesini çıkarmadı. Süt şişelerinin sırrını öğrenmeye gidiyoruz. He? Uyuyordum. Ne oldu? Sizce süt dedem de bu süt köyünde midir? Süt anneniz olmasın o? Süt dedesi ne zaten? Kim dedi onu? Çabuk çıksın ortaya. Burada bir horlama sesi var. Duydunuz mu? Benim karnım olabilir gibi akla gelen ilk espriyi yapmayacağım. Haberiniz olsun. Uyuyan bir dev var buralarda bir yerde. O horluyor olabilir. Neyse neyse. Biz konuya dönelim. İşte atalarımızın çözemediği o problem. Önce süt mü konur, gevrek mi? Oo, atalarınız beni de çizmiş bakın. Biz süt şişeleri olarak önce sütün konulması gerektiğini düşünüyoruz. Hah, demiştim. Ancak bunu kanıtlayacak tek kişi var. Bilge kişi. Ancak bilge kişi gevrek dağlarının ötesinde yaşıyor. Ve büyük bir problem var. Dağın koruyucusu dev uçan kavanoz gelen gezginleri turşu yapıyor. Hayır, lafımı bölme ve kafanda bir şeyler oluşturma. Sorun şu, bilge kişiyi aramaya giden gezginler zorlu yolda hep sütlerini döktüler. Sütle yumuşayan gevrek dağı kırıldı ve gezginleri yuttu. Bu yüzden bilge kişiye yüzyıllardır ulaşamıyoruz. Biz gideriz, macerayı severiz ve süt de dökmeyiz. Bilmiyorum, içime sinmeyen bir şeyler var. Fazla süt içmek gaz yapmış olabilir. Az sırtını ov geçer. Evet, önce güvenlik. Şimdi şu ipi bağlayacak bir yer bulalım. Necati abi, bize bağlaman gerekiyor ipi. Ben şuradaki çiçeğe bağlayacağım. O daha çok güven veriyor. Bir test edelim. Necati abi dur, bu daha gevrekten. Merak etmeyin, sadece test ediyorum. Necati abi. Çekil, çekil. Bilge kişiyi bulalım. Belki Necati abimi o kurtarabilir. Pardon, bilge kişi ne tarafta? Düz devam edin, az ileride görürsünüz. Hayri'nin selamı var. Akşam çaya bekliyormuş deyin. Nasıl bir yere düştük biz? Kardeş, baksana. Dağ tepesine dolmuş kalkıyor mu buradan? Ne dolmuşu? Biz yıllardır burada mahsur kaldık. Dolmuş olsa bekler miyiz böyle? Yeşil şapkalı olanlar çok geç geliyor zaten. Sonra sıkılıp taksiye biniyorsun. Bir bakıyorsun, düt düt. Dolmuş bindiğin taksiyi solluyor. Ne diyorsun adam? Ne işin var burada? Bilgisayar bir abiyi arıyordum ben. Hey, sen bir bilgisayar abiye benziyorsun. Say bakayım. Bir dakika. Bilge kişi demeye çalışıyorsun sanırım. Evet, önce süt mü konur, gevrek mi diye soracaktık. Üzgünüm ama bu bir tuzak. Hepimiz aynı tuzağa düştük. Zaten hiç sevmemiştim o Safiye'yi. Tuzak tuzak bakıyordu. Tuzak tuzak nasıl bakılır? İşte böyle. Tuzağı kuran Safiye değil, bilge kişi. Bilge sitesine hoş geldiniz. İşte bulduk, bilge kişinin kaldığı yer. Necati abim olmadan her şey çok kolay ilerliyor. Ha? Bilge kişi sitede mi oturuyormuş yani? Değil mi? Dağın tepesinde bir mağarada falan olması gerekmiyor muydu? Koskoca bilge, mağarada yaşamayacak kadar kafası çalışıyordur herhalde. Neyse, şu anda havuz başında. Şu taraftan giderseniz bulursunuz. Teşekkürler güvenlik adam. Rica ederim. Ben de geleni geçeni içeri alıyorum. Bir sorsaydım keşke. Siz hırsız mısınız bu arada? Yok, değiliz. Tamam. Burada çok hırsızlık oluyor çünkü. güvenlik kulübemi çalmışlar. Neyse, istifa zamanım geldi sanırım. Ben de sizi bekliyordum. Vay, gerçekten de bilgeymiş. Biz söylemeden kim olduğumuzu biliyor. Meyve suyum nerede?
Siz garson değil misiniz? Ne garsonu? Necati abim dağın içine düştü. Yardımın lazım. Ayrıca sütlü gevreye önce süt konacağını süt şişelerine ve Canan'a kanıtlamam lazım. Hmm, anladım. Önünüzde iki seçenek var. Eğer kırmızı kaydıraktan kayarsanız süt köyüne geri dönüp onlara gerçeği söylersiniz. Ama o zaman dünyaya dönüşünüzün garantisi olmaz. Maviden kayarsak? O zaman çok eğlenirsiniz. Ciddi olur musun biraz? Tamam. Maviden kayarsanız dünyaya geri dönersiniz ve Necati abiniz de yanınıza ışınlanır. Ama süt şişeleri asla gerçeği öğrenemez. Ha, bir de şu ana kadar kimse kırmızı kaydıraktan kayıp gerçeği süt şişelerine söylemeyi seçmedi. Peki şu atlı karınca? O site sakinlerine özel, üzgünüm. Aidat veriyoruz buna. İşte böyle. Bilge kişi sana iki seçenek sunuyor. Ama ikisinin sonu da aynı kapıya çıkıyor. Buraya. Sonra da sonsuza kadar buraya hapsoluyorsun. Tamam da şu gerçek neymiş, çok merak ettim. Kesin Remzi'nin bu bölüm nerede olduğu gerçeğidir. Hazır mısın? Söylüyorum. Bu kadar şaşılacak ne vardı? Şaşırmadım. Ayağıma basıyorsun. Ayrıca çocukların sorumluluğu bende. Onları kurtarmam lazım. Boşuna uğraşma. Buradan çıkış yolu yok. Bir dakika. Annem bana hep derdi ki... Necati, televizyonu ısırma. Yok, bu değil. Gevreğini sütte çok bekletme. Yoksa sütü çekip şişer, kocaman olur. E süt var, gevrek var, televizyon var. Isırma abi, rica ediyorum. Tamam, tamam. Gevrekleri süte banıp kendi kahramanını yapacağı. Oley! Ya! Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bu maceranın elle tutulur bir yanı ve mantıklı bir açıklaması yok. O yüzden istediğini söyleyebilirsin. Söylüyorum. Kaseye önce ne süt konur ne de gevrek. Bunlar hep sonranın icadı. Kahvaltının olmazsa olmazı simittir. Ne yani? Kaseye önce simit mi koyacağız? Ne kasesi? Simit diyorum, simit. Dünyadaki tüm süt şişelerini ve gevreklerini yok edene kadar durmayacağım. Tam şu an bir şey olsa da kurtulsak keşke. Şu an tam bir şey oldu. Bu iş çok uzadı. Bu dağın içine hapsettiğin tüm süt şişeleri ve gevrekler için. Ay, ne kadar duygusal. Isırdığım televizyonu hatırlattı bana. Dağ kırılıyor, dikkat edin. Aa, boynu bükük çiçek. Ne haber? Sen bana ip bağlayıp dağın içine atlayan şişman fil değil misin? Gel buraya. Ayakları yok, gel buraya diyor bir de. Hadi yakala, yakala. Necati abi, hadi. Neler oluyor? Çeşmeyi kırdılar. Sinema perdesini yırttılar. Benim burada ne işim var? Çekil şuradan. İleyi portala geri soktular. Süt şişesi Safiye'yi çok konuşturdular. Necati abimin sinirini bozdular. Çok uzattılar. Yeter! Anlamıyor musunuz? Başımıza ne geliyorsa taraf tutmaktan geliyor. İsteyen sütü önce koysun, isteyen gevreği. İsteyen de kahvaltıda simit yesin. Ben ekmek arası televizyon yasam olur mu? Ne istiyorsan yap Necati abi. Bence çok kötü bir konuşmaydı Şakir. Baksana, kimse seni ciddiye almadı. Kimse ciddiye almadı dedim. İyi, bunu siz istediniz. Film siparişini kim vermişti? Aa, Fikri, gel gel. Bak, çok büyük bir olay dönüyor burada. Şakir, ne yapıyorsun? Dur. Böyle uslanmayacaklar. Uyuyan devi uyandırmanın zamanı geldi. Ama her şey daha kötü olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Bak şimdi, şu Safiye çok mutluydu. Sonra bilgisayar adamı bulmaya gittik. Ama böyle dağdan ejderhalar çıkıyor. Sonra zindanların arasında süt tsunamisiyle savaştım. Uyuyan dev. Bir de uyuyan dev vardı Fikri. Aman neyse, anlatmayacağım, hepsini çok karıştı. Ha?
Uyuyan dev yaşlı zeytin ağacı mıymış? Böyle şeyleri sadece çizgi filmlerde olduğunu zannederdim. Sabahtan beri bır 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 kavga ediyorsunuz. Kahvaltının kralı zeytindir, zeytin. Benim olduğum yerde hepiniz ikincisiniz. Şimdi el ele verip köyü tekrar inşa ediyorsunuz. Ama anne. Annen değilim ben senin. Sele zeytin günü kurtardı. Hem de sulu sulu. Az ısırayım mı? Çok acıktım da. Hadi siz de evinize. Sen dönüyor musun? Yok abi. Ben köye yerleşmeye karar verdim. Şurada iki dönüm arsa alırım. Toprağı ekip durumcu dükkanı açarım. Oh mis. Annemden mesaj var. Eve gelmiş sonunda. Hadi gidip düzgün bir kahvaltı yapalım. Oley! Sıkıştım. Beni burada bırakmayın. Tam 40 yıl önce ben de senin gibi sepete sıkışmıştım. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nine bisküvisi yer misin? Dişin yoksa yuvalı ağzında. Hayır! Bir dakika. Yanlış tepki. Evet! Yerim çünkü karakterim buna müsait. Çekilin! Çekilecek kimse yok burada. Sen şuraya, sen de şöyle dur. Çekilin! Necati ne yapıyorsun? Bu ne heyecan? Sokak röportajı verdim Remzi. Kanal Bıdırık'ta yayınlanacak. Vay! Necati abi televizyona çıkacak demek. Peki sen ne yapıyorsun? Ben de Necati röportaj verirken arkada şemsiye satıyordum. Yağmura mı? Yok, göktaşına. Tabii ki yağmura şemsiye. Bir aç şemsiyeyi de görelim o zaman. Açayım. Necati abi ne zaman yayınlanacağı belli değil mi bu röportajın? Böyle televizyon başında mı bekleyeceksin hep? Ne oldu, beğenemedin mi? Dur biraz da şöyle bekleyeyim madem. Necati abi şeker üstünden. Yok böyle olmadı, görüntü ters. Canan televizyonda ters çevirsene, bir de böyle deneyelim. Birinci gün. İkinci gün. Yedinci gün. Kaçıncı gün? Kaçıncı gün? Gününce 30. 30. gün. Bu gördüğünüz eserin adı da televizyon başında bekleyen adam. Yüzyıllar öncesinde anonim biri tarafından yapıldı. Kafası eriye benziyor. Ben beğenmedim. Erik konuştu. Kaçın! Necati, iyi misin? Kanal röportaj. Ben çıkmak televizyon. Bıdırık sokak 17 numara Fil Necati İstanbul. Şaşırmış mı? Televizyon da izlemiyor ayrıca. Baba? Televizyon Necati abiyi izliyor. Bir aydır dik dik bakıyor bana. Mevzu mu var anlamadım ki. Necati kaç zamandır uyumuyorsun? Ayrıca işe de gitmemişsin. Müdür aradı. Sen telefonu açmayınca eve kadar geldi. Yine cevap vermeyince televizyona reklam verdim. Necati işe gel. Necati hadi normale dönmenin zamanı geldi artık. Doğru. Ayrıca Pımpırbört bulaşık süngerleri hafta sonuna özel %50 indirimli. Pımpırbört fırsatlarını kaçırmayın. Zil çalana kadar buraların hepsi temizlenecek. Hadi Necati göreyim seni. Müdür edersiniz Emir Bey. Yani bey edersiniz Emir Müdür. Bu zil niye çalmadı? Dersler bitmedi bir türlü. Beden eğitimi dersi çok uzun sürdü. Bedenleri fazla eğitildi. Kaçın! Necati! Zili mi söktün sen? Anne, pış 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 pış, alarmı kurmayı unutmuşum. Sen beni kaldırırsın. Ay anne dedi. Dur üstünü örteyim de üşümesin. Tarih dersi çok uzun sürdü. Öğrenciler tarih oldu. Kaçın! Sensin tarih. Gel bakayım buraya. Ha?
Sabah olduğuna göre temizliğe başlayabilirim. Ben yokken her yer ne kadar kirlenmiş. Fırçala, 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 fırçala. Fırçala, 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 fırçala. Abla gelmiyor musun? Aa, yok ben kayarak gideceğim artık. Fırçala, 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 fırçala. Oo, dinlenme tesisine gelmişiz. Ben de ineyim de otobüsün yıkanmasını izleyeyim bari. Fırçala, 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 fırçala. Dişlerini fırçala. İnecek var. Kaptan inecek var. Bu durakta inecektim. Hey! Nyom 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 nyom. Oo, akşam yemeğinde reçel mi var? Bayılırım. Akşam yemeği değil. Kahvaltı masası bu. E sen de reçel değilsin. Boş kavanozsun. Boş kavanozsam ne işim var burada? Kaldırsanıza bulaşık makinesine. Her şeyi ben mi yapacağım? Ha? Necati abi? Ne oldu sana? Ha? Ağız oynuyor ama ses yok. Modeme mi yaklaştırsak biraz? Al işte. Necati bozulmuş. Ben demedim mi size kurcalamayın diye? Bu devirde yeni bir Necati kaç para haberiniz var mı sizin? Aynı oyunlardaki gibi gecikmeli yaşıyor her şeyi. Baksanıza. Bu kadarı fazla. Hadi Necati doktora gidiyoruz. Fazla kapısı olan var mı? Duvar koymuşlar buraya. İşte Necati Bey'in röntgen sonuçları. Ha? Olamaz. Necati'nin çok az vakti kalmış. Hayır hayır baksana baba. Necati abi röntgene girerken cebinde saat unutmuş. Lütfen saçma sapan konuşmayın. Saat unutmuşmuş. Sizi bilimselliğe davet ediyorum. Madem öyle bilim ne diyormuş? Necati Bey'in biyolojik saati bozulmuş. Ha? O da ne? Herkeste olan ve vücudun ritmini düzenleyen bir mekanizma. Yani? Yani Necati Bey'in kendisini hala suda sanması bu yüzden. Aa, yıllar önce kaybettiğim balığı buldum. Ne haber Selami? Yüzerek mi geldiniz siz buraya? Çok trafik vardı da. Tamam ama ne yapmamız gerekiyor? Necati abiyi düzeltmemiz lazım. Bu olaya her ne sebep olduysa onu çözmeniz lazım. Üzgünüm. Diğer hasta bekliyor. Size kolay gelsin. Her şey şu sokak röportajıyla başladı. Biz en iyisi Kanal Bıdırık'a gidip bir araştıralım. Hadi oğlum. Bale sanatçısı olma hayali içinizde kalmış. O yüzden bağırıyorsunuz. Dürümcü Bıdırık. Çok garip. Adres burayı gösteriyor. Şu adam da orayı gösteriyor. Oraya mı gitsek? Affedersiniz. Gel gel yaparken eliniz hiç yorulmuyor mu böyle? Baba hadi maskot o. Ama çok ikna edici bir maskotmuş. Geliyorum. İşte bunu hiç beklemiyordum. Göktaşına şemsiye! Göktaşına şemsiye! Ha? Baba burası inşaat halinde. Kanal falan kalmamış. Ne yapıyor bu adam böyle? Daga 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 daga. Abi makine çok yakmasın diye arada kapatıyorum. Kendi titremem yetiyor sonrasında. Ha? Affedersiniz. Kanal Bıdırık'a ne oldu acaba? Toplam izleyici sayımız bir olduğundan battık sayılır. Kanal kapanmak üzere. Ben bile izlemiyorum kendi kanalımı. Zaten Bıdırık diye kanal mı olur? Dürümcü? Kanalla karın doymuyor. Ama dürüm öyle mi? Hadi çabuk bitirelim işleri de açalım şu dürümcüyü. Hemen abi. Daga 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 daga. Ne yapacağız şimdi? Necati abinin görüntülerine bir şekilde ulaşmamız lazım. Bence bir atık görüntüler odasına bakın. Ama dikkat edin çünkü çok tehlikeli. Oo, çok ajansal bir göreve benziyor. Kapının anahtarı da kesin canavar bir köpek balığının ağzındadır. Saçmalama, ne balığı? Köpek? Geçin hadi, unutmayın. Eğer zamanında çıkmazsanız sonsuza kadar orada hapsolursunuz. Burası hiç içime sinmedi Şakir. Bir an önce Necati'nin görüntüsünü bulup çıkalım. Ha? Bunlar neydi? Atık görüntüler bunlar. Anlam aramayın. Sen normal bir kapı gibi görünüyorsun. Sen niye atıksın? Köpek sesi mi o? Dur yapma. Gıdıklanıyorum. Dur. Ha? Ağlayınca elma döken ağaç. İyi de niye ağlıyorsun? Çünkü ben bir zeytin ağacıyım. Olamaz geliyor. Kaç, 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 kaç. Ne? Ne geliyor? Çuf, 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 çuf. Film severler trene atlasın. Çuf, 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 çuf. Ha? Baba
şuraya bak. Necati abinin görüntüleri. Yağmura şemsiye! Yağmura şemsiye! Ha! Sokak röportajı yaşasın! Necati abini kaptığımız gibi çıkalım şuradan. Baba, sen de garip hissetmiyor musun? Yok. Niye ki? Bilmem. Kafam karıştı herhalde. Neyse, ulaşmak üzereyiz. Oh, ne yapıyorsun? Tam da Necati'nin görüntülerini yakalamak üzereydik. O sokak röportajı görüntüleri bize lazım. Eğer yayınlamazsanız Necati abim düzelemez. He? Sokak röportajı mı? O fil arkadaşınız beni görünce sokak röportajı yapıyorum sandı ve üzerime koştu. Oysa ben sadece yürüyordum. Senin de kafan kamera, ellerin mikrofon. Gerçekten sokak röportajı yapıyorsun gibi görünüyor. Neyse ne, ben ona soru bile sormamıştım. Oysa saçma sapan cevaplar sıralayıp durdu. Aklıma bir fikir geldi. Madem hiç soru sormadın, soruları dublajla ben eklerim. Siz de kanal kapanmadan yayınlarsınız, olur mu? İyi de neden yapayım ki bunu? Benim kazancım ne? Bak içeriden ne çıkardım. Çocuğumu yanlışlıkla sildiğin fotoğrafı. Tamam, yardım edeceğim size. Anlaştık. Kapı açık kalmış. Şimdi Necati Bey'in verdiği cevaplara uygun sorular bulmanız gerekiyor. Hazır olduğunuzda mikrofona konuşabilirsiniz Atilla Bey. Atilla mı? Remzi ben, Remzi. Abicim yorma, dürümcüyüm ben. Öf, Necati de amma saçma cevaplar uydurmuş. Nasıl uygun soru bulacağım ben şimdi? En iyisi Necati gibi düşünmek. Ama onu nasıl yapacağım? Benim gibi düşünmek istiyorsan düşünme. Bu ne şimdi? Yardımcı mı oldun yani? İşin sırrı bu. Düşünme. Sadece konuş. Ispanaklı özleme, sağanak yarış, tuz dolabı. Çabuk öndeki koltuğu takip et. Taksimetreyi açmayı unutma. Abi şehirler arası otobüs bu. Koltuk da önünde zaten. Al televizyon açayım sana. Kanal Bıdırık'ta sokak röportajı programına hoş geldiniz. İlk konuğumuz Mor bir fil. Sokak röportajı. Oley! Gel gel. İlk sorun geliyor. Baharatlar kostüm yarışması yaparsa kim birinci olur? Kukulatalı kim yok? Peki. İkinci soru. Atlet giyiyor musunuz? Neden? Güneşin ayarı çok fazla. Çok terliyoruz. Keşke güneşi biraz kıssalar. Peki son soru. Neden bazı yumurtalar kahverengidir, bazıları ise beyaz? Simidin ortasına yumurta kırmakla yumurtalı tost yapmak aynı şey değil. Bence belediye bu konuda çalışmalı. Röportajınız için teşekkür ederiz. Düzeldim. Sonunda. Necati, çabuk okula dönüyorsun şimdi. İşin seni bekliyor. Tamam tamam. Ama neredeyiz ki şu an? Necati, Afyon'dayız. Asıl adı çok uzun olan Afyon mu? Kapıda biri var. Kapıda biri var. Teşekkürler Oroz kardeş. Bir de giderken kapıyı açar mısın? Eskiden görevim milleti uyandırmaktı. Alarm icat edildi, horozluk bozuldu. Fil Bey abi ne yapıyorsun? Anti kahraman yakalamacı oynuyorum. Anti kahraman nedir ki? Süper kahramanın tersi. Bir anti kahramanın ne yaptığını ne kadar iyi öğrenirsen o kadar kolay süper kahraman olursun. Ne yapıyormuş anti kahramanlar? Mesela oyundaki anti kahraman mahalleliği rahatsız ediyor. Bir de karnabaharı yeşile boyuyorlar ki herkes brokoli sansın. Sen niye motorla çıktın buraya? Asansör yorulmuş, merdiven bozulmuş. Siparişlerini getirdim. Pide ayran. Ben o pideyi bir ay önce sipariş etmiştim. Biraz gecikmişsin. Zaten yolda acıktım, yedim. İyi, gel beraber oynayalım o zaman. Yok abi, geciktim ben, işe döneyim. Hem yüzüme bakmayıp beni önemsemeyenlere ben çok sinirlenirim. Al, hala bakmıyorum. Ne yapacaksın? Pide mi yiyeceksin? Oraya gelip kızardım ama tembel biri olduğum için yol üstündeki askılığına kızacağım. Al sana. Gocukla gocuk olma lütfen. Ferdi, bir aydır neredesin? Telefonunu da açmıyorsun. Trafik vardı abi. Ne trafiği? Telefon trafiği. Kuryeler bu kadar yavaş olmaz. Abi ben tembel hayvanım, ne yapabilirim ki? Ne bileyim, tembel hayvan olma o zaman. Dur, deniyorum. Pırasa oldum galiba. İşine yarar mı? Pideye koyarsın belki. Kovuldun! Of, çıkmaya üşeniyordum da. Beni şöyle dışarı süpürür müsün? Kırmızı da geçmesene. Ben geçmeye başladığımda yeşildi.
Çok tembelsin. Zamanımızı çalıyorsun. İyi de sen yan kasadasın. Poşetimin dikkatini dağıtıyorsun. Senin yüzünden otobüs çok yavaş gidiyor. Pikniğin bitti, sen hala geçemedin. Ay, keşke herkes gibi hızlı olabilseydim. Neyse uyuyayım. Belki rüyamda hızlı olduğumu görürüm. Bana hiç bakma. Rüyamda da tembelim. Az uyuyayım şurada. Ferdi, uyan, bir şey ısırdı. 5 dakika daha. Aman bana ne. Ben gerçek değilim zaten. Kendi düşünsün. Ne? Kim alarm kurdu? Kendimi bir garip hissediyorum. Hızlıyım. Uçabiliyorum. Sivilcem çıkmış. Ben anti kahraman mı oldum? O zaman bana fon müziği ve efekt lazım. Çalar saat adam. Çalar saat. 8:05 geçiyor. Adam. Mahalleliyle hesaplaşmak için dönüyorum. Ama kendi etrafında. Neredeydi bu mahalle? Çalar saat adam geliyor. Kaçın! Ha? Niye kaçalım ki? Çünkü ben bir anti kahramanım. Sokak direklerini ısırırım hard hard. Kavanozları iyice sıkarım ki açamayasınız. Böyle beceriksiz anti kahraman mı olur? Anti kahraman olmayı öğren de öyle gel. Şu sivri bile daha çok rahatsız ediyor bizi. Sadece gezmeye çıktım. Öf! Başladı yine ağlamaya. Gidelim buradan. Affedersin Fil Bey. Sen pide mi yiyen kurye değil misin? Ne yüzle geldin buraya? Yeni bir yüzle geldim. Olmuş mu? Oo, zamana uygun bir yüz. Sevdim. Sen anti kahraman oyunu oynuyordun değil mi? Bir sorun var. Acaba nasıl anti kahraman olunur? Oyunumdaki anti kahramanlar sürekli bir şey istiyor. Elde edemezse de sıkıntı çıkarıyorlar. Niye soruyorsun? Anti kahraman olup mahalleliye dadanacağım. Ha, duymamış olayım. Zaten duymadım çünkü kulaklık var kulağımda. Pekala. Bir şey isteyip elde edemezsem sıkıntı çıkarmam gerekiyor. Acaba ne istesem? Para. Çok klasik. Elmas mı? Bak, o olabilir. Hey siz, tüm elmaslarınızı bana verin. Verdim gitti. Yalnız bu kadar elmasla sokakta gezme. Bana geri ver, kasaya koyayım. Elmaslar için en güvenli yer banka. Mantıklıymış, tamam. Bu olmadı ama. Daha değişik bir şey istemem lazım. Bana tüm ince belli bardaklarınızı verin. İnce belli bakkallar olmaz mı? Olsa da sen olmazsın. Çok kırıldım. İnce belli bir bardak gibi. Çok ciddiyim. İnce belli bardakları vermezseniz her zaman yaptığım gibi zamanınızı çalacağım. O nasıl olacakmış? Tabii ki süper gücümü kullanarak. Tüm alarmlarınızı sildim. Benim küçüklük fotoğrafımı da silmişsin. Yazıklar olsun. Alarm kuramıyorum. Olamaz. Aman canım. Ne olabilir ki alarm kuramıyorsak? Ey yaşlı bilge. Söyle bize, sonumuz ne olacak? Menemen. Eyvah. Soğanlı mı yoksa? Abi sakin ol. Yaşlı bilge değil o. Normal mahalleli yaşlısı. Sen kendine bak. Ben kapı gibi sağlamım. Sonumuz geldi. Koşun! Geç kaldım! Benim alarmım çalmamış. İşe yetişemedim. Çabuk işe yetişemedim. Acele edelim. Patron çok kızacak. Geç kaldım. Hey sen! Koş. Bıyıklı adam! Kimse alarmsız uyanamadığı için herkes işine geç kaldı. Yetişmek için koşuyorlar. Sen niye görüntüye girip çıkıyorsun? Kalabalık yapıyorum ablacığım. Bir karakter kolay çizilmiyor. Animasyondan tasarruf. Bak, arka planda benden birkaç tane daha var. Ama hızlı koşunca kimse fark etmiyor. İşe 3 saat geç kaldın. Kovuldun. Ama uyanamamıştım. İşe geç kaldım ama neyse ki patron da geç kalmış. Beni kovamaz. Geldim. Dün geceden bıraktım, kağıdı oku. Kovuldun yazıyor. Nereden anladın geç kalacağımı? Her gece o kağıdı bırakıyorum. Sabah sen gelmeden kaldırıyorum. Bu anı bekliyordum. Bu anı.
Hayır. Çalar Saat Adam yüzünden oluyor. Geç kaldık. Ayaklarımıza sesini. Sakin olun. Çalar Saat Adam yüzünden hepimiz işsiz kaldık. Sen zaman bakanı değil misin? Çöz bu işi. Tamam çözeceğim. Ama havalı hareketler yapmam lazım. Çünkü zaman bakanlığı bunu gerektirir. Ya hu hata hudu. Zambak Muhalla'yla yoga derslerine hoş geldiniz. Şimdi beni takip edin. Derin nefesle tüm sıkıntılarımızı içimize çekiyoruz. Sonra sıkıntılar burnumuzu gıdıklıyor ve hapşırıyoruz. Sorunumuzu çözmedin ama en azından izleyecek komikli video var. Rica ederim. Akdeniz, Karadeniz, alarmımızı isteriz. Akdeniz, Karadeniz, alarmımızı isteriz. Durun. Protesto böyle yapılmaz. Bu adam gülüyor. Ne yapayım? Çok güler yüzlü biriyim. Dur, surat çizelim şuna en iyisi. İşte şimdi oldu. Evet, ince belli bardakları alayım artık. Al sana bardak. Ha? Abla, bence biraz daha başka yöntemler denemelisin. Sorunlarını kovayla su fırlatarak çözemezsin. Al bakalım. Ay! Ha? Çaycı ağlıyor. Al işte. Beğendin mi yaptığını Çalar Saat Adam? Bardaklarım ince belli. Ağladım ne belli. Muhalla bir şey yap. Pekala. İyi kahraman dönüşümü. İyi kahraman mı? Hayır bey, tekrar merhaba. Diyelim ki iyi kahraman anti kahramana karşı savaşıyor. Anti kahraman ne yapmalı? Bazen anti kahramanlar iyi kahramanların zayıf noktalarını bulabiliyor. Ama unutma, iyiler her zaman kazanır. O zaman iyi olan kazansın. Kırmızı köşede Zambak Muhalla. Oley! Mavi köşede Çalar Saat Adam. Kötüsün! Ve ortada Ayı Bobo. Ayı Bobo çekil, ezileceksin. Gel buraya. Yel kovanını ileri alırım senin, gel. Zayıf noktasını bulmam lazım. Söyle bana, patatesli börek zayıf noktan değil mi? Patatesli börek sevmem bile. O zaman zayıf noktan baban mı? Bu bölüm onun sahnesi yok. Bırak böreğini yesin. Buldum. Video paylaşmışsın. Beğenmeme tuşuna yükleniyorum. Dur yapma. Yapma ne olur. Videomu çok beğenmişlerdi. Ne olur yapma, dayanamam. O ne, kuş yemi mi? Çocuklar gagalayın. Hayır. Çok kısa sürdü maç. Kim kurtaracak bizi? Kim kurtaracak bizi? İyi kahramanı beceremeyelim. Çok kolaydı. Çalar Saat Adam bu kadar akıllı olamaz. Birinden akıl alıyor olmalı. Onu takip etmeliyim. Yanıldım Fil Bey. İyiler her zaman kazanmıyormuş. Benden oyun tavsiyesi istediğini sanıyordum. Demek sonunda anlıyorsun. Beni gözünde fazla büyütmüşsün. Açık açık her şeyi söylemelisiniz bana. Diyelim ki anti kahramanın akıl hocası bir şeyleri anlamak üzere. Anti kahraman ne yapmalı? Akıl hocasının buzdolabını alıp kaçırmalı. Peki o zaman. Dur, buzdolabımı niye götürüyorsun? Anlamıyorum. Çabuk bana bildiklerini anlat. Biraz oyun bilirim, biraz da lahmacun diye bağırmayı. Başka bir şey de bilmiyorum. Anti kahramanlar oyunu demek. Söyle bakalım, anti kahramanları yenmek için ne yapmalı? Anti kahramanların da zayıf noktası olur. Mesela tembel bir kurye vardı, ona bakmayınca sinirleniyordu. Sonra davul gibi şişti, saat oldu. Teşekkürler yan karakter. Yani baş karakterim ben. Verin bakayım, verin. Herkes bardağını verecek. Mahalleli, bana güvenin ve gözlerinizi kapatın. Kimse Çalar Saat Adam'a bakmasın. Mahalleli gel, mahalleli git. Sürekli emir veriyorsunuz mahalleliye. Mahalleli, sakın bu kadını dinlemeyin. Sus bakayım sen. Tamam, affedersin. Kapadım gözümü. Kimse bana bakmıyor. Bakın bana, sen sakın gözünü kapatma. Eğer kapatırsan beğenmedim tuşuna bir kez daha basarım ve videonun en sevilmeyenler listesinde birinci olur. Ama mahalleli kurtulur. Ha!
Özür dilerim. Beni istemiyorsunuz diye bu hale dönüştüm. Ben ısırdım diye oldu. Seninle alakası yok. Aman boşver, ne olacak? Affettik hadi. He? O zaman bana iş verecek misiniz? Tabii işim var. Ne yapacağım? İş yok işte. Hey millet bakın. Bu sevilmeyen muhalla değil mi? Özür dilerim. Sana yardım edebilir miyim? İstersen yardımcım olabilirsin. Zambak muhalla ve tembik verdi. Adını sonra düşünürüz. Yaşasın. Ben de işe yarayacağım. Ama önce biraz dinleneyim şu köşede. Bir ay evden çıkmıyorum. Hemen mahalleyi dağıtıyorsunuz. Bu ne hal? Ne tatlı bir şeymiş bu. Aram yandı.